Arkadaşlar hoş geldiniz. Her defasında yeni açıklama gibi değil ama her defasında aynı açıklama gibi de değil. Biz bu çarşamba toplantılarında biraz beşeri bilimlerde yöntem eksenli konuşmak istiyoruz. Biraz o işin dili, kültürü, araçları zaman içerisinde biriksin. Bu kültür oluşsun istiyoruz. Epey de yol gittik, yol gitmeye de devam ediyoruz. Bu etkinlik zincirinde bu sene tarih yazımı temasıyla gidiyoruz. Ya da tarih ve beşeri bilimler, diğer sosyal bilimler arasındaki ilişkiler. Emrah Sefa Gürkan Hoca ile başladık. Bugün Ahmet Şimşek Hoca ile beraberiz. Konumuz tarih yazıcılığı, tarih yazımı ve sosyal bilimler. Bir tarihsel perspektifte bu işin ele alınmasını istedik. Hocamız da kabul etti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. 6 Mart'ta gene bu konuda İlhan Tekel Hoca bizlerle birlikte olacak. Buradaki kadroyu hemen herkesi orada da 6 Mart'ta da istiyoruz. Bitleri 17 Nisan'da da Şehir Üniversitesi'nden Abdülhamit Kırmızı arkadaşımız, meslektaşımız, hocamız, o burada olacak. Dolayısıyla bu sene bu eksende gideceğiz. Seneye sonbaharda bir arkadaşımız daha olma durumu var. Sonrasında bunlar yayına da dönüşecek. Yalnız burada da bir haber vereyim. Biraz sosyoloji bölümünün etkinlikleri biraz hareketli. Okula da fakülteye de bir hava getirdi. Biz biraz orada mevcut ürettiğimiz bu etkinlik dalgasını, zincirini biraz daha farklı bir sürece doğru evrilmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki sene bu konu dışında çarşamba toplantıları içeriği anlamında daha çok hem çarşamba toplantılarını koruyacağız ama atölyelere yöneteceğiz. Konunun doğrudan sahanın doğrudan uzmanı, alanda çalışmış güçlü isimlerle belli bir temayı tartışma sürecine gireceğiz. Onu da şimdiden size haber vereyim. İlk konuyu da söyleyeyim sonbaharda. Kendimizi de bağlayalım. Bir klasiktir gidiyor. Bir kanondur gidiyor. Önümüzdeki sene sonbaharda klasik filolojinin katkılarıyla, Latin dili ve edebiyatının bize desteğiyle yardımlaşarak klasikler nasıl okunmalı sorusuna ya da nasıl okundu sorusuna cevap arayacak bir atölye düşünüyoruz. Sonrasında bu daha çok Avrupa geleneği anlamında. Yani 19. yüzyıl, daha öncesi kendisinden önceki klasik metinlerle nasıl ilişki kurdu, kendi gününe kazandırdı. Bunun üzerine odaklanmak istiyoruz. Sonrasında biraz bu tarafa, bizim iklimlere, yani İslam Orta Çağı ya daha farklı medeniyet klasiklerle nasıl ilişki kuruldu, kuruluyor, kullanıyor. Yani şifayı Latin harflerine çevirip önümüze koymak klasikleri okuma anlamına geliyor mu gelmiyor mu, bunu konuşmak istiyoruz. Sonrasında üçüncü atölyede, Enes Hocam direkt paylaşıyorum ki bağlayıcı olsun. Üçüncü atölye konusu da sosyolojinin kendi klasikleriyle kuracağı ilişki ya da kurduğu ilişki ya da kuramadığı ilişki Türkiye özelinde. Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hasreten Ahmet Şimşek Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Aradık, böyle böyle bir derdimiz var, birlikte konuşma imkanımız olur mu dedik. Bu da sağ olsun kırmadı geldi. Tarih bölümünden öğretim üyesi arkadaşlarımıza, öğrencilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hocam buyurun. Hadi alkış alkış. Teşekkür ederim. Ben müsaade ederseniz. İstediğiniz gibi.
Çok güzel bir salon varmış burada. Bu vesileyle onu görmüş oldum. İsmail Hocam'la tanıştım. Kendisiyle daha öncesinde tanışmıyorduk. Telefonla görüşmüştük. Nereye basılıyor bilmiyorum ama. Şimdi geliyor. Bundan dolayı memnunum. Davet ettikleri için de teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de tarih yazımı konusu son 10 yılda biraz canlandı gibi geliyor. Ama hala alınması gereken çok ciddi bir mesafe var. Çünkü fazlaca ihmal edildiğini düşündüğümüz bir alan. Ben bu alanın uzmanı değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü hep böyle uzmanlıklar üzerinden gider konuşmalar. Tarih eğitim alanında çalışıyorum. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ndeyim. Yaklaşık 10 yıldır tarih yazımı üzerine çalışmalarımız oldu. 7 yıldır da çalıştaylarımız var. Her yıl bir üniversitede organize ettiğimiz. Bunlarla mutluyuz. Manevi tatmin sağlıyor. Herhalde hocalığın başka da büyük getirisi yok gibi geliyor bize. Şöyle başlamak istiyorum. Bir tarihçi Osmanlı'da ne kadar üretirsen o kadar tüketirdin diyebiliyorsa ekonomi politik yani iktisat bilmiyor demektir. Bir tarihçi Enver Paşa'nın hayalperestliğinin Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan en önemli sebep olduğunu söylüyorsa muhtemelen uluslararası ilişkiler bilmiyor demektir. Bir tarihçi Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyasının dinsel ya da etnik bakımdan neredeyse homojen bir yapıya sahip olduğunu söylüyorsa sosyoloji bilmiyor demektir. Bir tarihçi Osmanlı döneminde sultanın haremini ele alırken ya bir mektep ya da zevki sefanın yaşandığı bir hayal alemi olarak tanımlıyorsa muhtemelen antropoloji bilmiyordur. Bir tarihçi çalışmalarında sadece olguları sunduğunu, yaptığı işin geçmişin gerçekliğini mutlak anlamda temsil ettiğini düşünüyorsa edebiyat bilmiyor demektir. Şimdi kıymetli hazırım, tabii ben konuşmamı bir tarih yazım perspektifinden kurmaya çalışacağım ama konu sosyal bilimler olduğu için hem sosyal bilimlerin dünyadaki gelişimi, hem tarihin gelişimi, hem de ilişki boyutu bakımından dört formatta yani disiplinler, interdisipliner, multidisipliner ve transdisipliner olarak adlandırılan yapılar çerçevesinde çokça da sosyolojinin okullarına atıf yaparak yürütmek durumunda kalacağım. Çünkü sosyoloji galiba teori geliştirme konusunda oldukça mahir. Şu çerçevede bir içeriğimiz olacak. Sosyal bilimler nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl konumlanmıştır? Tarih bugüne kadar nasıl gelmiştir? Tarih ne işe yarar? Çünkü açıkçası bütün bu ilişkilendirmelerin temelinde bu yatıyor. Tarihçi ne yapar? Tarih yazımının diğer disiplinlerle ilişkisi bakımından 3 ana dönemde incelemeyi planlıyorum. Kronolojik anlamda. Tarihçi olunca kronolojiden vazgeçemiyoruz. Bunlardan birisi geleneksel tarih demedim. Çünkü çok tartışmalı bir konu. Yani hangi gelenek, hangi gelenekçi tarihçilik. Burada herhalde modernliği merkeze alarak premodern, yani modern öncesi demek daha doğru gibi geldi bana. Modern dönemde tarihçiliğin ilişkileri diğer bilimlerle ve postmodern dönem olarak tanımlanan dönemde tarihçinin ilişkilerini ele almaya çalışacağım. Ardından günümüzdeki Türkiye üniversitelerindeki duruma kısaca değineceğim ve tarih yazımı açısından disiplinler arası ilişkilerin tüm bu konuşmalarımız yani yararlılıklarından sonra da sınırlıklar üzerine biraz değinmeyi düşünüyorum. Kıymetli Hazırım, 2010 yılında UNESCO'nun Dünya Sosyal Bilim raporuna göre şöyle tespitlerde bulunuyor. Deniliyor ki 1989'daki Berlin Duvarı'nın yıkılışını öngöremeyen, 2008'de küresel krizi şaşkınlık içinde izleyen sosyal bilimciler sahip oldukları eski sosyal bilim haritalarına ve modellerine sıkı sıkıya sarıldıklarından günümüzdeki hızlı dönüşümlerin ve özellikle de küresel krizlerin toplum üzerindeki çok yönlü etkilerini öngörme ve analiz etmede başarısız oldular. Bu yeni bir takım epistemolojik ya da teorik tartışmalara, metodolojik tartışmalara yol açıyor. Buna karşın ülkemizde çok ilginç bir şey oluyor. Belki de tarih Cumhuriyet'in erken döneminde bu kadar da kamuoyuna hitap eden araç yokken ikinci dönemini yaşıyor revaç bakımında.
Çünkü kitle iletişim araçları başta olmak üzere tarihi çok fazla gömülür kılıyorlar. Özellikle tarihçilerin üzerinden bunun yapıldığını görüyoruz. Müthiş bir tarih sevgisi ve merakı var ülkemizde. Bu bizi sevindiriyor. Yani tarih alanında çalışanların bundan memnuniyet duyması, duymaması mümkün değil. Hatta bu üniversiteye girişlere de yansıyor. Biliyorsunuz son 10 yıldır özellikle fen ve sayısal alandaki temel bilim alanlarına, temel bilim eğitimi alanlarına, işte biyoloji, fizik, kimya gibi çok öğrenciler gitmek istemiyorlar. Pek çok bölüm maalesef lisans düzeyinde öğrenci bulamıyor. Ama tarih için hiç böyle değil. Hatta son yıllara kadar felsefe, antropoloji, sosyoloji, kamu yönetimi de, siyaset bilimi de böyleydi. Pek sorun yaşamıyorlardı. Ama tarih bugün de sorun yaşamıyor. Yani öyle tahmin ediyorum ki yeni rakamlı alan 105 civarında olması lazım Türkiye'deki tarih bölüm sayısı. 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. İkinci öğretimleri dahil, vakıf üniversiteleri dahil olmak üzere neredeyse 6-1 ile giden bir doluluk kontenjanına sahip. Herhalde doğru yolu buldular gibi geliyor öğrenciler. Bilmiyorum, diğer sosyal bilimlere göre tarihi seçmeleri. Tabii bu bir şaka, bilmiyoruz neden kaynaklanıyor bu, ama gerçekten ülkemizde büyük bir tarih ilgisi var. Tarihçiye yönelik de ilgi var. Tabii sosyal bilimler adına biraz önce paylaşmış olduğum raporu, işte Wallerstein, Giddens, Habermas, Bourdieu gibi pek çok batılı sosyologlar ya da sosyal bilimciler tartışıyorlar. İşte Türkiye'den de Sezer, Özlem, Kızılçelik, Tekeli, Çelebi, Öncü buna ilişkin yaklaşımlar geliştiriyorlar. Bir diğer araştırma Ali Eskin Fatih Arslan'ın 2011 yılında yaptıkları, Türkiye'de 16 büyük üniversitede öğretim üyelerine uyguladıkları bir anketin sonucu, taramanın sonucu. Burada şöyle ilginç sorular var. Onları paylaşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'deki sosyal bilim çalışanlarının da sosyal bilimlere yönelik bakış açısını göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela sorulardan birisi şu: sosyal bilimler doğa bilimlerinden hiçbir farkı olmayan pozitif karakterde bilimlerdir önermesine sosyal bilimcilerin %28'i katılıyor. Çok önemli bir rakam. Bir başka önerme: bilim mantığı ve yöntemi bellidir. Doğa bilim, sosyal bilim ayrımı gözetmeksizin bu mantığa ve yönteme kuşkusuz uyulmalıdır önermesine ise sosyal bilimciler %43 oranında katılıyor. Bir başka önerme: sosyal bilimler doğa bilimlerinden tümüyle farklı bir karaktere sahiptir. Yani tersinden bir soru sorulmuş. Bu nedenle sosyal bilimler doğa bilimleriyle eşitlenmelidir. Ayrı bir kategori, eşitlenmemelidir, ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Buna da %68 oranında katılım var. Evrensellik, nesnellik ve genelleme doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimler içinde vazgeçilmez bir unsurdur önermesine ise sosyal bilimciler %43 oranında katılıyorlar. Türkiye'de sosyal bilimlere ilişkin olumsuz bir algı var mıdır sorusuna %49 oranında, değer verilmediğine ilişkin %70 oranında, sosyal bilimcilere güven duyulmadığına ilişkin %53 oranında bir katılım var. Türkiye'de sosyal bilimlerin ne anlama geldiğine ilişkin ne düşünüyorsunuz sorusuna ise %85 oranında, yani bu olumlu bir anlam taşımıyor şeklinde yaklaşım var. Yine araştırma yöntemi kitaplarında da sosyal bilimler hala pozitivist bir paradigma çerçevesinde tanımlanıyor, öyle anlaşılıyor. Kaldı ki zaten Türkiye'deki çalışanların da büyük bir kısmı bunu kanıksamış görüyor. Şimdi isterseniz şöyle yapalım, sosyal bilimlerin ortaya çıkışına biraz değinmiş olalım. Sosyal bilimler galiba, işte bir insanlık tarihinden bahsediliyorsa eğer, insanlığın bilgeliği olarak adlandırılabilecek olan düşünce tarzını bir şekliyle sistematize eden ve devam ettiren bir alan olarak görülebilir. Burada çeşitli kırılma noktalarından bahsedilebilir. İşte en bilindiği, ülkemizde de yaygın kanı oluşturmuş olan Wallerstein'in tespitleri galiba. İşte o 1750 ile 1850 arasında radikal biçimde işte fen ve doğa bilimlerinin kendini gerçekleştirdiğini ve ilahiyatın geri çekildiğinden, bunun bir yerde bilim ve felsefenin boşanması şeklinde kendisini gösterdiğinden bahsediyor. İşte Sloan'ın iki kültür tanımlaması var biliyorsunuz. Onunla bir yerde bu kesinti derinleşmiş oluyor. Ve felsefe fakültesinin dışında kalan bu yeni alanın zamanla uzmanlaştığını ve yeni yüksek öğretim oluşturduğunu
söylüyor. Bunun da Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştiğini, yani beşeri bilimler ve felsefenin bir şekliyle kendisini devam ettirdiğinden bahsediyor. Tabii sosyal bilimler 19. yüzyılda kurulurken Newtoncu bir paradigmanın, Newtoncu bilim kültürünün egemenliği gölgesinde kurumsallaşıyor. Bu bugün de kendi etkinliğini sürdürdüğüne göre çok şaşılası görünmüyor gibi geliyor. 19. yüzyıla kadar çok görünür olmayan bu alanlar, özellikle sosyal bilimler alanında sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, özellikle bugünün dünyasını inceleyen, tartışan, tarih, geçmişi tartışan alanlar olarak tespit ediliyor. Bir de bunun dışında Avrupa'nın kendi dışındaki diğer toplumları inceleme alanları olarak işte yüksek medeniyet olduğunu düşünmüş olduğu yerlere yönelik şarkiyatçılık çalışmaları ve daha düşük kültüre sahip olduğunu, hatta ilkel kültür tanımlamasıyla da kendisini gösteren sahalarda da antropolojik çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz. Modern dünyanın getirdiği sorunları çözmek amacıyla oluştuğu düşünülen bu sosyal bilimlerin zaman içerisinde kendi içinde ayrışmaların olduğu bir vaka. Bunun içinde işte beşeri bilimlere doğru meyleden, ideografik olarak tanımlanan ve bu epistemolojiyi kullananlar var. Toplumsal fenomenin tekilliğini savunuyorlar. Yani tüm genellemelere karşılar, bunların sınırlı yararlılık getirdiğini söylüyorlar. Duygudaş kavrayış ihtiyacının çok daha yüksek olduğundan bahsediyorlar. Ve doğa bilimlerini kendine daha yakın bulanlar var. İşte bunlar da nomotik olarak adlandırılıyor. Beşeri süreçler ve diğer maddi süreçler arasındaki mantıksal paralelliği vurguluyorlar. Modern dünyayı ele almak için yaratılan üç asli disiplin, işte biraz önce bahsettiğim gibi iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji, nomotetik olmayı tercih ediyor. Tarih her ne kadar ideografik olarak tanımlansa da 19. yüzyıldaki özellikle Rankin'in kürsüyü kurmasından sonra zaman zaman nomotetik unsurlar da içinde barındıran bir yapı arz ediyor. Tabii yine de genelleme gibi, yani evrensel genellemeler yapmak gibi bir takım isteklerden uzak durduğunu da söylememiz lazım. Sosyal bilimlerin beşeri ve doğa bilimleri arasında bir yerde, yani iki kültürü de birden barındırdığını söylememiz mümkün. 45'ten sonra bir farklılaşma oluyor. Özellikle Dünya Savaşı'ndan sonra, o büyük yıkımdan sonra sosyal bilim alanında çalışanların, özellikle tarihçilerde bunu görmek mümkün, eserlerinden takip etmek de mümkün. Kendi nesneliklerini, daha doğrusu saygınlıklarını ve meşruiyetlerini bir anlamda kabul ettirebilmek için çalıştığını söylememiz mümkün. Tabii 1960'lı yıllarda işte fen bilimleri içerisinde karmaşıklık incelemeleri doğuyor. Sonra beşeri bilimler içerisinde de kültür incelemelerini görmemiz mümkün. Şimdi bu ilişkiler hangi boyutlarda gerçekleşiyor? Yani disiplinler boyutta mı, interdisipliner boyutta mı, multidisipliner boyutta mı? Son zamanlarda icat edilen bir sözcük olarak transdisipliner boyutta mı gidiyor? Bunlarla ne kastedilmek istiyor? Kısaca ona değinmiş olalım. Hani disiplin bilindiği gibi kendine özgü eğitim altyapısı, yöntemleri içeriği olan, herhangi bir alandan yeni bilgi üretilebileceği ve söz konusu alanda daha iyi ileri düzeyde bilgiler geliştirilebileceğini kanıtlamış bir araştırma alanına verilen isim. İnterdisipliner ise ortak bir konuda belli bir disiplin bilgisine farklı disiplinlerin katkıda bulunmasıyla gerçekleşiyor. Disiplinler sınırlarını zorluyorlar ve karşılıklı bir etkileşim içerisine giriyorlar. Genelde bir problemi çözmek çerçevesinde gerçekleşiyor bu. Multidisipliner ise ortak bir konuda herkes ne biliyorsa, hangi yöntemi kullanıyorsa o çerçevede yaklaşıyor ve sorunun çözülmesine katkı sağlıyor. Transdisipliner ise bütün bunların dışında neredeyse bir alandan vazgeçerek, bir alanı aşarak yeni bir alanın oluşmasına katkı sağlayacak şekilde çalışmaların yapılması durumuna karşılık gelecek biçimde tanımlanmış oluyor. Buna çapraz disiplinler diyenler de var ya da bunu aşacak şekilde bütünüyle farklı bir yapı getirmek isteyen, örneğin Wallerstein'in önermiş olduğu yapı bunlardan birisidir, getirmek isteyenler de var. Tarih bir sosyal bilim midir ya da tarih nasıl bir yol izlemiş, bu çerçevede ona biraz değinmek gerekiyor. Tabii tarih sosyal bilimlerden daha eski bir bilim. Yani tarih yazıcılığını Herodot'la başlatırız. İşte Herodot'un historiyasıyla başlatılan tarih yazıcılığı zaman içerisinde coğrafyaya göre değişiklikler arz ediyor. Kültüre göre farklılaşıyor.
Ama asıl farklılaşma, kırılma modern dönemdeki tarihçiliğin ihtisaslaşması ve meslek haline gelmesi. Yani üniversitelerde birer kürsünün kurularak kendisini göstermesiyle mümkün. Bu çerçevede premodern dönemdeki antik historiadan tanrısal kurgu, ortaçağ kronikleri ve hanedan tarihlerine, yani vaka yuname geleneğine ilişkin şunu söylememiz mümkün. Elbette ki burada tarih çoğu zaman tarih olarak tanımlanmıyor. Edebiyatın parçası olarak görülüyor ve edebiyatla iç içe. Diğer inanç boyutlarıyla hazırlanmış olan eserlerde de çok farklı olmayabiliyor. Tabii vakainame ya da vakanivislik Osmanlı'da kendisini çok daha net göstermiş oluyor. Osmanlı kronikleri, belki biraz Bizans kroniklerinden de özenilerek ortaya çıkmış olan yapı içerisinde kendi özgünlüğünü buluyor. Modern dönemde 1825 hani Berlin Üniversitesi'nde Leopold von Ranke'nin tarih kürsüsünü kurmasıyla başlatacak olursak süreç tarihe şu unsurları yüklüyor. Nesnel olacak. Dikkat ederseniz bu oldukça pozitivist bir yaklaşım. Bugün bile işin içinden çıkabilmiş değiliz. Tarihçiler hala tartışırlar gerçekten tarihçilik nesnel çalışmaları mı gerekli kılar diye. İkincisi olgulara dayalı olacak. Bu da tartışmalı bir konu. Üçüncüsü de resmi belgelerin filolojik bir çözümlemesi yoluyla elde edilecek bilgilere dayalı olacak. Bu bugün bile tarih bölümlerinde neredeyse vazgeçilmesin devam ettirilen bir yöntem ve yaklaşım. Burada tabii hemen tarihsizcilik ve tarihselcilik ayrımına birazcık değinmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu ikisi biraz karıştırılıyor ve sonrasında söyleyeceklerimiz de daha görünür kılması için iyi olabilir. Tarihselcilik aslında hepimizin kabul ettiği bir yani tarih çalışanlarının işte tüm tarih fenomenlerinin tekrar edilemezliğini, her anın o döneme ait fikirlerle yorumlanması gerektiğini, yani geçmişin bugünkü prensiplerle açıklanamayacağı tezini temel alıyor. Tarihsizcilik ise insanın bütün hayatının sürekli tarihsel bir ruha sahip olduğunu vurguluyor. Tarihin insan kaderine yön verdiğini iddia ediyor. İşte Popper'ın deyişiyle tarihsel öndeğinin sosyal bilimlerin esas hedefi olduğunu ve bu hedefe tarihin evriminin temelinde yatan ritimler, örüntüler, kanunlar ve yönelimlerin açığa çıkarılmasıyla varılabileceğini söylüyor. Şimdi bu çerçevede galiba grand teorileri ya da bu konuda sosyoloji oldukça mahir çünkü çok teori üretilmiş sosyoloji alanında. Belki de tarihçiler teori üzerine çok kafa yormadıkları için bunu söylememiz mümkün. Tabii kıskanıyoruz, hemen belirtelim bu arada. Grand teorilerde tarih sosyoloji ilişkisi biraz şu çerçevede gelişiyor. İşte modern bilimlerinde şekillendiren pozitivizmin toplumsal alanı ayırt etmeksizin işte ekonomi, politika, tarihten ayrılmış bir özgün alan olarak tanımlaması, bütünüyle kavraması. Ona göre insan, toplum, tarih tek bir toplumun yasalarını araştırırken ilerleyeceği yöntem doğa bilimlerindeki yöntemlerden farklı değil. Bunlar gözlem, deney, karşılaştırma ve tarihsel yöntem. Yani Comte'un yaklaşımına göre tarih aslında ayrı bir alan falan değil, sosyolojinin bir yöntemi olarak görülebilir. Alman sosyolojinin temel tezi ise bütün beşeri bilimlerin, özellikle tarih ve sosyolojinin doğa bilimlerinden hem konu hem de yöntem bakımından farklılığı düşüncesine dayanıyor. Örneğin Weber, sosyal fenomenin nedenleriyle ilgili olarak tarih çalışmalarına ağırlık veriyor. Tarih ve sosyolojinin birbirinden tamamen ayrılamaması Weber'in kendine özgü çalışmalarını götürüyor. Örneğin ideal tip üzerinden bir tarihsel okuma yapması bunu gösterir gibi. Alman tarih filozofları ise tarihi doğa bilimlerindeki gibi kanunlar üzerine inşa etmeyi gerekli gören pozitivist anlayışa karşılar, metinleri ve insan deneyimlerini nedensel düzenlikleri tanımlayarak anlayabileceğimiz fikri işte Dilthey'den başlıyor, Weber de kendi uygulamalarıyla gösteriyor. Bir diğer belki tarihsizci yaklaşım olarak Marksizm'e bakmak lazım. Alman ideolojisi eserinde Marx ve Engels'in meşhur bir sözü vardır, onu söylemeden geçemeyeceğim tabii burada. Bir tek bilim vardır, o da tarih bilimi ve doğa ve toplumun tarihidir şeklinde kendisini gösteriyor. Alman tarih okulu çok köklü ve 3 dönemde inceleniyor. Çok ayrıntısına girmeyeceğim ama ana hatlarıyla işte Alman milli iktisadının geliştirilmesine yönelik bir felsefeyi benimsemiş durumda. Bu da tarih, felsefe, sosyoloji, sosyal psikoloji, kültürel, politik ve diğer varyasyonlarıyla çalışmaları geliştiriyor. Tarihi hümanistik bir eylem olarak tanımlıyorlar ve sosyal gerçekliğin tabii toplumlara göre değişebileceğini, bu yüzden de tek bir sosyal teorinin ortaya atılmasının doğru olmadığını söylüyorlar. İşte 1930'lu yıllarda Frankfurt Okulu var.
O da meşhur biliyorsunuz. Pozitivizmle hermeneutik arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Yani tam bir sentezleme denilemese de en azından diğer sosyal bilimlerle tarihin beraber çalışması düşüncesini önemsiyor. Eleştirel teori çerçevesinde. Örneğin eleştirel teorinin tarih bölümünü Adorno yazmış oluyor. Amerikan sosyal tarihçiliği var. 1920'lerde işte Mannheim ile başlatmak mümkünse de tarihsel yöntem benimsemesiyle Merton da Ellis'le devam ediyor. Amerikalı tarihçi Turner'ın yaklaşımları var. 1960'lı yıllarda özellikle İngiltere'de ortaya çıkan ve Amerika'da da etkili olan yeni tarih, New History üzerine çalışmalar diğer bilimlerle ilişkileri önemsiyor. Epeyce bir bu anlamda silsile geniş ama ben analize gelmek istiyorum. Anal okulu burada tabii çok merkezde yer alıyor. 1929'da dergiyle başlayan bu birliktelik tek bir perspektifi sunmuyor. O da üç dönemde inceleniyor ama kurucular işte Lefebvre Bloch, özellikle karşılaştırma tarih, Bloch karşılaştırma tarih çalışmalarını önemsiyor. Burada tabii analizin çıkış noktası üç putu devirmek üzerine kurulu. Bunlar siyaset putu, hani tarih fazlasıyla siyasi tarih üzerinden yürümesinin yanlışlığına vurgu yapıyor. Daha aşağıdakilerin tarihin yazılması gerektiğini söylüyor. Diğer birey putu yani kahramanlar. Bir diğeri kronoloji putu. Yani kronolojik olarak bir takım olguların koleksiyonun ibaret bir tarihin bizi bir yere götüremeyeceğinden bahsediyor. Bütüncül teorilerin, daha doğrusu bütüncül yaklaşımların grand teorilerde de olduğunu görüyoruz ama grand teoriler tarihi araçsal ele alıyorlar. Burada ele alış ise daha çok bir amaç olarak tarihi gerçekleştirmek. Mesela son dönem temsilcilerinden Delor Raderil bilgisayar merkezli çalışmaların ve nicelleştirmenin aslında pek çok şeyi çözeceğini söylüyor. Bu bir yerde bizim ülkemizde de tarihçilik anlamında çok etkili olduğunu düşündüğümüz Langlois ve Seglibos'un görüşlerine çok yakın. Çünkü onlar da şöyle söylüyorlardı. Yani öyle bir nokta gelecek ki olguların hepsi açığa çıkmış olacak. Dolayısıyla tarihçinin bunu yazmaktan başka bir iş kalmayacak yani. Halbuki tarihin bu olmadığına ilişkin çok ciddi eleştiriler daha sonraki yıllarda ortaya çıkacaktır. Burada yine karşılaştırmalı tarih çerçevesinde bir ana yaklaşımdan bahsetmek mümkün. Yani tarih biliyorsunuz zamansal bir çizelge, bir dizgi üzerinden yürür ve diakronik bir anlatımı benimsemiştir. Sosyoloji daha sinkronik bir anlatımı benimsemiştir ama burada hem diakronik yani akışı dikkate alalım ama aynı zamanda da senkronik bir takım karşılaştırmalar yapalım çabası var. İşte Durkheim'la başlatılan, Mark Bloch'la örnekleri verilen, Weber'le kendisini gösteren bir yaklaşım bu. Örneğin Weber'in şu sözü gerçekten kayda değer. Tarihin diyelim ki Orta Çağ şehrinde neyin özgür olduğunu ortaya koyması gerektiğini kesinlikle anlıyoruz. Fakat bu ancak biz diğer şehirlerde yani antik dönemde, Çin'de, İslami neyin eksik olduğunu bulursak olanaklıdır şeklinde bir söylemi var. Tabii bunun da kendine göre bir takım sınırlılıkları var. Her şeyden evvel Avrupa'yı bir kurgu olduğu için Avrupa merkezciliği ciddi anlamda temsil ettiğini söylememiz mümkün. Çünkü oldukça evrimci, Avrupa merkezli ve teolojikal bir ideoloji barındırdığını söylemeden geçmemiz pek mümkün görünmüyor. Uzun uzadıya girmeyeceğim çünkü diğer konulara çok vakit kalmayacakmış gibi biraz tadımlık olacak bu değiniler. Sonrasında soru cevaplarda daha iyi toplayacağımızı düşünüyorum. Bir de bilimlerin evliliği olarak tanımlanabilecek ara disiplinlerin ortaya çıkışından bahsetmek iyi olabilir. İşte tarih felsefesi belki bunların en eskisi. Belki de en güncellerinden birisi de tarih sosyoloji ya da tarihsel sosyoloji. Tabii tarih felsefesine bir tarihçi olarak nasıl yaklaşıldığına ilişkin kısa bir değini de bulunayım. Tarih felsefesi felsefecilerden farklı olarak tarihçilerin kendi yaklaşımlarını, perspektiflerini, yöntemlerini zenginleştirmenin bir yolu. Yoksa felsefeciler gibi bazı genellemeler ya da ilkeleri tarihten çıkarmak için tarihi ele alış şeklinde kendisini göstermiyor. 1945 sonrası özellikle Amerika'daki
Sosyal bilim yapılanması burada oldukça dikkate değer ve konuşulmaya değer görünüyor. Çünkü Amerika'da kurgulanan yeni düzen Sovyet yayılmacılığına karşı sosyal bilimlerin bir anlamda dış ilişkileri lojistik sağlaması şeklinde kendisini gösteriyor. Tabii bunu da işte Ford ve Rockefeller vakıfları üzerinden yine akademi içerisinde bir takım yapılanmalarla sağlıyorlar. Bunu çok güzel anlatan bir eseri hemen paylaşmak isterim. İşte Christopher Simpson'ın Universities and Empire, yani Üniversiteler Amerikan İmparatorluğu olarak dilimize çevrilen bir eseri var. Özellikle tarih, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, iktisat ve siyaset bilimi üzerinde editoryal bir çalışma yürütülmüş. 45 sonrası bölge çalışmalarının nasıl şekillendiği üzerinde duruyor. Postmodern dönemlere geldiğimizde hemen aklımıza tabii metinsellik, postyapısalcılığın kökten eleştirileri geliyor. Tarihe ilişkin de hem Derrida'nın metinsellik üzerinden yürütmüş olduğu bir tartışma var, hem de Hayden White'ın meşhur ettiği, kurguladığı daha doğrusu dilsel protokoller, işte Foucault'un sol bilim iktidar tezi, yeni tarihselcilik ve edebiyat bağlamı, postkolonyalist ve Avrupa merkezciliğinin eleştirisi, bu çerçevede ortaya çıkan hem periferinin tarihi diyebileceğimiz bir yerde mikro tarih, antropoloji, madeniyet çalışmaları, bağımlılık okulu dan bahsetmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Buradaki eleştiri elbette ki modern tarihin geçmişin yaşantılarını kurarken fazlasıyla objektivizme odaklanması ve bu çerçevede galiba tarihçinin rolünü çok ıskalaması, inkar etmesi hatta şeklindeydi. Buna yönelik getirilen eleştirilerde aslında tarihçinin tarih yazım sürecinde ve eseri ortaya koyarken de araştırırken de konuyu seçiminden tutun da yazım sürecindeki pek çok aşamasında çok fazlasıyla etkisinin olduğunu dile getiriyordu. Ve burada imgelem onun becerisi çerçevesinde bunun kendisini gösterdiğinden bahsediyordu. Tabii Gadamer'in getirmiş olduğu yine metinsellik ve hermeneutik çerçevesindeki eleştirileri var. Dilsel yapılara ağırlık veriliyor, onlar üzerinde duruluyor. Anlatı kavramı tekrar gündeme geliyor, işte Paul Ricoeur'la. Yeni tarihselcilik ise daha radikal bir şey savunuyor. Yani okuduğumuz bir roman ya da akademik bir çalışma ise tarihe ilişkin bundan edinebileceğimiz gerçek çok da farklı değil. Nihayetinde her ikisi de belli dilsel protokoller ve belli bir anlatı tarzı içerisinde kendisini gösteriyor. Yani gerçeğin temsili noktasında ciddi sorunlar var ve bunu yazanlar dikkate almalı şeklinde söylüyor. Bu tabii tarihin edebiyatla bir anlamda yakınlığını kurmak adına önemli bir tespit olabilir. En azından tarihçilerin yaptığı işi tekrar gözden geçirmesi noktasında katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. 1960'larda Latin Amerika'nın az gelişmişliği üzerine çalışılan işte bağımlılık okulu var. Orada geleneksel modern toplumun ikiliği yerine işte merkez çevre, metropol uydu ikiliği üzerinden yararlanılmış ve tespite göre de işte Wallerstein'ın dünya sistem teorisini buradan esinlenerek ortaya çıkardığı söyleniyor. Periferinin tarihi olarak adlandırabileceğimiz mikro tarih ve madeniyet, belki feminist tarih yazımı, burada konu etmeyeceğim ama değinmek gerekiyor. 1970'lerde, 80'lerde özellikle artan bir biçimde sosyal bilim tarihinin varsınılan sorgulama söz konusu oluyor. Makro tarihsel kavramlar modernist tarih yazımını tekrar gözden geçirmeyi zorunlu kuruyor. Makro tarihten mikro tarihe doğru evrilen bir yaklaşım söz konusu. Özellikle gündelik hayatın tarihi gündeme geliyor. Burada tabii Karl Ginzburg'un işte Peynirler ve Kurtlar olarak da dilimize çevrilmiş olan eseri iyi bir örnek olarak tanımlanıyor. Postkolonyal çalışmalar da yine tarihin diğer disiplinlerle ya da daha doğrusu diğer disiplinler içerisinde tarihi yer bularak kendisini ifade etmeye çalıştığı, ilişki kurduğu alanlardan birisi. Tabii postkolonyal tartışmalar Avrupa merkezciliğin tartışılmasını beraberinde getiriyor. Ve bu bir hayli yeni yaklaşımın, yeni perspektifin doğmasını sağlıyor. Madeniyet çalışmaları yine bu çerçevede okunabilecek yaklaşımlardan birisi. İşte Gramsci'nin hegemonya üzerinden geliştirmiş olduğu kavram, Maudun kavramı, Gramsci ve Hintli Guha, Spivak takipçileri olarak bir yerde Maudun çalışmalarını, işte Marksizmin
içerisinden çıkarak bir yerde kurguluyorlar. Ancak sonrasında daha post yapısal bir yörüngüye girdiği söyleniyor. Şimdi mağdın en genel anlamıyla dikey ve bu anlamda da dışa doğru toplumsal hareketlilik olanlarından mahrum bırakılmış kişi ve gruplara yönelik bir tanımlama oluyor burada. İşte Edward Said'in şarkiyatçılık ya da Thompson'un İngiliz işçi sınıfının oluşumu eserlerinin mağduriyet çalışmalarına yön verdiğinden bahsediliyor. Günümüzde ise konu edilen tarih yaklaşımı global tarih. Global tarih de bir yerde geleneksel, daha doğrusu klasik historisizmden farklı olarak, klasik tarihçilikten farklı olarak bir yerde diğer disiplinlerle ilişkili bir şekilde bu işin yürütülmesini zorunlu kılıyor. Çünkü küreselleşme olgusu öyle ya da böyle hepimizi bir şekilde etkiliyor. Ve burada değişik toplum ve kültür mukayeseleri geliştirilmiş açık bir tarih bilimine ihtiyaç olduğundan bahsediliyor. Bu çerçevede çağdaş yaklaşımların tarih yazımında belli merkezleri odak almak yerine biraz merkez kaç olması üzerinde duruluyor. Global dünyaya, global tarih tüm kıtalara, tüm tarihçilere açık bir şekilde bunun yürütülmesi dile getiriliyor. Tüm dünyayla bağlantılı, yani konektif tarih denilen bir yaklaşım var yine bunun içerisinde. Bernd Arndt'ın eşit paylı tarih çalışması burada örnek gösteriliyor. Ve bir örnek olarak da, proje olarak da yürüyen küresel şehir tarihi projesi var. Bu da yine şehirlerin sadece tarihsel bir perspektifle değil, diğer disiplinlerden katkı alınarak da gerçekleştirilmesi şeklinde. Şimdi bu özet geçmiş olduğum tarihsel süreçteki ilişkiler dışında Türkiye'deki duruma geleceksek eğer, Türkiye'de evet 19. yüzyılın tarih nosyonundan mürekkep hala devam ettirilen bir tarih anlayışının varlığından bahsetmemiz mümkün. Ama bunun kendine özgü tarafları da var. İnkar edilemez bir gerçek. Yani bugün Türkiye'deki tarihçilerin açıkçası çok fazlasıyla kronik, yani özellikle Osmanlı tarihi çalışanlarını kastediyorum, çok fazlasıyla kronikçi ağzıyla konuştukları eleştirileri var. Belki bunlar bir yerde tarihçinin zaman içerisinde kaynağa fazlasıyla yakınlaşmasıyla ortaya çıkan olumsuzluklar, ama hem 19. yüzyılın tarih nosyonunun işte bilimselleşme iddialarını, hem de 20. yüzyıldaki dünya siyasetinin ve özellikle de Türkiye siyasetinin bunda etkili olduğunu söylememiz mümkün. Bugün Türkiye'de sosyal bilim yapılanmalarına ilişkin, yani bir sosyal bilimsel ilişkilendirmeden bahsetmek mümkün mü sorusuna ilişkin herhalde tarih çerçevesinde şu cevapları vermek mümkün. Mesela bugün YÖK dersleri denilen dersler var. Bütün bölümlerde var. Ama bunlar fazlasıyla işte 1980 ruhunu yansıtan şekilde kurgulandığı için ve buna devam edildiği için maalesef mesela bir inkılap tarihi, bir modern Türkiye tarihi şeklinde evrilemedi. Bunu bir eksiklik olarak okumamız mümkün tarihçiler açısından. İki, humanite dersleri var. Bunlar oldukça etkili olabiliyor. Yani sadece teknik üniversitelerde değil, işte Bilkent gibi üniversitelerde de bu var. Yan alanlar var ya da çift anadal programları var. Bunlar bir yerde yeni tarihçilerin oluşması, daha doğrusu interdisipliner yaklaşımı sahip ya da diğer disiplinlerden haberdar olarak eğitimlerini tamamlama noktasında tarihçileri, tarihçi adaylarına bir takım imkanlar verebilir diye düşünüyoruz. Sabancı Üniversitesi'nin yürütmüş olduğu lisans programı malum, işte Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi var. İşte ilk iki yıl ortak dersler okutuluyor. Sonrasında tercihlere göre, ilgiye göre bir ayrışma söz konusu. İşte Türkiye'de kültürel çalışmalar yüksek lisansı var. Yine Türkiye üzerine toplumsal incelemeler programları var. Bunlar oldukça sosyal bilimleri, interdisipliner ya da disiplinler arası bir şekilde yürütmeye çalışan ya da örnek oluşturan programlar olarak dile getirilebilir. Peki burada sorun ne? Sınırlıklar neler? Kısaca ona değinmek istiyorum. Ya bir tarih alanında çalışan birisi olarak elbette ki diğer sosyal bilim alanlarıyla da etkileşime sıcak bakıyorum. Çünkü hayat kompartımanları kabul etmiyor. Ortaya çıkan sorunlar da bir takım kompartımanlara, bölümlere bağlı olarak çözülemiyor. Bir işbirliği gerekli. Ancak bu işbirliğinde disiplinler eğer kendi teorilerini ve kavramlarını üretemiyorlarsa bunu bir sorun olarak algılamak mümkün. O zaman şuna dönüşüyor iş. Örneğin Osmanlı tarihi çalışan birisi sosyal bir problemi çözerken
modern sosyolojinin bir kavramından yararlanıyorsa burada hem anatomik bir duruma yol açıyor hem de kendisinin olmayan bir kavramı kendisininmiş gibi kullanma eğilimine giriyor. Yeni bir kavramın oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç duyuluyor. Bu büyük bir sorun. Türkiye'deki tarih yazımı ve tarihçilik üzerine işte bu çalışmaları yürütürken fark etmiş olduğumuz bir şey, maalesef Türkiye'de tarih teorileri ya da tarihe ilişkin teorilerin oldukça az sayıda, oldukça dışarıdan ithal şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Bunu da bir tarihçi olarak tarihçiliğin eksikliği şeklinde yorumlamamız mümkün. Sözü 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyal bilimler ne işe yarar şeklinde düzenlenmiş olan bir çalıştayın sonuç bildirgesinden bazı paragraflarla bitirmek istiyorum izninizle. Sosyal bilimlerde pozitivizme bağlı olarak belirli bir akademik formalizm, disiplinlerin bölümler halinde kompartmanlaştırılması yanında kendi işlerinde de giderek artan ve iletişim imkanını ortadan kaldıran bir kompartmanlaştırma olgusuyla karşı karşıyayız. Pozitivizm bir yöntem ve ideoloji olarak bu olgunun temel unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum farklı epistemolojik ve ontolojik etik pozisyonların, yöntemlerin ve ideolojilerin geliştirilmesi, çeşitlenmesi ve hakim pozisyonun eleştirilmesi gerekliliğinin altını çiziyor. Pozitivizm yaklaşım yalnızca ana bilim dallarının mevcut bölümlenmesini verili kabul etmekle kalmıyor. Alt bölümleri, bölümlenmeler arasındaki iletişimi de ideolojik çerçevesi içerisinde belirleyerek sınırlandırıyor. Bu çok önemli bir tespit ve bugün Türkiye'de biz neredeyse pek çok sosyal bilim alanında bunu yaşıyoruz. Tarih alanında yaşadığımızda maalesef bundan bağımsız değil. Belki bu noktada Wallerstein'ın ayrı bir sosyal bilim özlemi ve çağrısını duymak mümkün olabiliyor. İşte dünya sistem analizi içerisinde uzay zaman kategorileri belirlemiş durumda. Biliyorsunuz o disiplinlerin bütünüyle gereksizliği üzerinde duruyor neredeyse. Yeni bir açılım ve interdisipliner yapılanmadan bahsediyor. Bu tabii ne kadar gerçekleştirilebilir bilemiyoruz. Çünkü üniversitedeki şu anki mevcut durum açıkçası çalışmalarımızı çok yakından etkiliyor. Evet. Sabrınız için teşekkür ediyorum ben. Saygılar sunarım. Sözü uzattım bilmiyorum İsmail Hocam. Yok tam saatinde bak. Evet abi. Senin de. Yani. Ben de telaş içerisindeyim. Bari bölümde kaçıp yarım değil geldi. Ben size onun izin istemişkenler var. Ha tamam. Sorularınız varsa onlar üzerinde konuşabiliriz. Arzu ederseniz. Evet, çok sıkıcıydı. Bir an evvel bitsin istiyoruz. Evvelin notlarına bakıyor. Daha evet. Yoksulu yönetecek ya. Ben öyle anladım yani. Başlayalım. İlk taşı kim az? Şöyle başlayayım. Böyle bir perden seyir verdiniz. Benim Droysen diye bir Alman tarihçi var. Bu genelde tarihselcilik dayandırılırken bir yerde de bir daya doğru gidiyor bir yönde. Her yerde tükeniyor. Ama bir yandan da bu yeni tarihselcilik akımında da bulunduğunuz. Yani tarihçinin yaptığı işin aslında bir edebiyatçının yaptığı işle benzer olduğu meselesi. Yani mesela Droysen'de tercüme analojisi hemen bir analoji olarak ortaya çıkıyor. Yani tarihçi aslında bir kültürdeki, bir tarihteki bir olabilir. Başka bir, yani aynı kültürün başka bir tarihselliğine ya da başka bir kültürün başka bir tarihselliğine tercüme eden bir kişi. Dolayısıyla yani hedef noktasındaki beklentiler, işte beklenti ufku, ihtiyaçlar dolayımıyla yani özgün yeni bir alınlamasını yapar mesela Fransız dillerini. Sonrasında sürekli yeniden yazılma meselesi var dolayısıyla. Bu bana birazcık şey gibi, merkezi önemli bir nokta gibi geliyor. Yani o seyirle dair verdiğiniz resme bir eken olmuş olsun. Yani Droysen biraz Alman tarihselcileri unutmayın, ihmal eden bir isim gibi görüyorum bana. Yani aşağı yukarı Ranke'den bir kuşak sonra. Dolayısıyla Ranke için mesela bir de bir eleştiri olarak da şunu söyleyebilirim. Ranke için mesela pozitivist dediğimiz. Bu konuda bazı yazılı çizilmiş şeyler var. Diyorlar ki Ranke aslında pozitivizmin öncesine ait bir figürdür. Yani
Kant'ın, onun öncesinde Wolff'un bilimsellik kıstaslarını şey yapar, esas alır. Ve aslında daha Fransa'da pozitivizm ortaya konmamışken bir tür Almanya'da ilk sosyal bilim olarak, yani toplumun bilimi yapılabilir mi? Toplum bilim yapılamaz ki diyenlere karşı bir karşı çıkış olarak, biraz da cılız, biraz savunmacı belki bir karşı çıkış olarak, ya yok öyle de değil işte, biraz biz Kant'ın şartlarını yorumlayarak toplumun, kültürün, tarihin de bilimsel bir ifadesi, temsili yaratılabilir. Bir tür böyle bir kurucu fonksiyonu icra etme cehdiyle. Pozitivizm de benzerlik arz eden şüphesiz ama aslında pozitivist sayılmaması gereken biri olarak da görülüyor. Yani öyle bir Rankine'nin hani bir tür anakronik yaklaşım olmuş oluyor orada. Droysen o manada Rankine'nin uzantısı, öğrencisi olan bir figür ve 1850'lerde o pozitivizmin sonrası karşı çıkış olarak. Aslında Rankine'nin doğal uzantısı, yani o manada Rankine'yi pozitivist olarak görenler de var. Tam tersine Droysen'in öncülü, yani antipozitivist Alman tepkisinin aslında bir önceki kuşağı neredeyse. Yani bazı, mesela bu tercüme analizinin benzeri, işte Humboldt'ta, Wilhelm von Humboldt'ta veya Rankine'de de benzer temalar var. Yani tarihçinin rolü, tarihçinin öznel katkısının kaçınılmazlığı vesaire meseleleri var. Soru çıkmadı hocam, şu an mı? Teşekkür ederim. Evet. Tabii 19. yüzyılda tarihin disiplinleşmesini Ranke üzerinden konuşacaksak, burada Almanya'daki üniversiteleşme süreci ve bunun siyasetin neresinde olduğunu da konuşmak gerekiyor belki. Teşekkür ederim katkınız için. Tabii Ranke'nin tek derdi tarihin bilimselleşmesi değil, bilimselleşmesi evet önemsediği bir şey ve bilimselleşmenin unsurlarını da biraz önce bahsetmiş olduğum gibi işte nesnellik arayışı, bunu hedef olarak benimsemesi, ardından kanıtların dilsel, filolojik daha doğrusu bir analize tabi tutulması, olgulara odaklanılması şeklinde kendisini gösteriyor. 19. yüzyılda tarihin disiplinlik kazanması, disiplin özelliği kazanması ve siyasetin etkisiyle gerçekleşiyor tabii ki. Yani siyaset, uluslaşma sürecinde tarihin gerek araçsal olarak kullanımı, gerekse eğitim dizgesinin parçası olarak düşünülmesi önem arz ediyor. Tabii bunun 20. yüzyılda da devam ettirdiğini söylememiz mümkün. Soru olmadığı için buyurun. Hocam şimdi katkı yapmış olduk, evet. Farklı disiplinler arası çalışmalarda diğer disiplinden öğrenilen bilginin direkt bir tanımlama olarak alındığını ve bu çalışılan disiplinde bir gelişme olmadığını söylediniz. Ve arkasından bir de Alman ekolüyle alakalı yaptığınız açıklamada Alman ekolünün Alman toplumunun milli iktisadi gelişimi için doğduğunu söylediniz. Bunlar gerçekten çok doğru ve güzel, doğru söylüyorsunuz. Peki bizim ülkemizde gerek tarih gerek sosyal bilimlerdeki buradaki konuştuğumuz konuyla ilgili ihtiyacımızı hala tespit edemedik mi? Neden sadece takip ve izleme modunda devam ediyoruz? Burada birkaç soru var. Onlara isterseniz şöyle sırasıyla cevap vermiş olalım. Evet, Almanya'daki o tarih okulu çok ünlü ve eski ve Alman ideolojisine odaklı bir şekilde kendisini gerçekleştiriyor. Bütünüyle, bütün dönemleriyle diyemeyiz ama ilk dönemlerinde falan vurgu tamamen bu. Tabii 19. yüzyıldan bahsediyoruz aynı zamanda. Yani dünyada 19. yüzyılda ulusçuluğun nereden nereye doğru gittiğini hepimiz biliyoruz. Bugünün dünyasında bunu beklemek çok doğru olmayabilir. İkincisi de aslında biraz önce sosyal bilimlerde bir disiplinin diğer disiplinlerden yardım alarak, yani kavram ve teori değiştirerek yoluna devam etmesine ilişkin eleştiri İlhan Tekeli hocamdan bir alıntı ve çok da haklı buluyorum. Çünkü şöyle söyledi, takdirlerinize sunuyorum sizin de. Yani bir disiplin yeni kurulmuşsa işte bir belki 20-25 yıl süreç içerisinde kendi kavramlarını bütünüyle inşa etmesini bekleyemeyiz. Yani yeni bir takım sorunlar karşısında diğer disiplinlerden almış olduğu kavramlarla yoluna devam edebilir. Ama
bu bütünüyle böyle devam ediyorsa burada bir sorun var. O zaman disiplin kendi kavramlarını üretmiyor demektir. Kendi teorisini üretmiyor demektir. Halbuki hepimiz çok iyi biliriz ki bir sosyal bilimcinin en büyük başarısı ya bir teori ya bir kavram üretmesinden geçer. Hani bunun kolay bir şey olmadığını kabul etmek gerekiyor. Bizim tarihçiliğimizde bunun çokça ihmal edildiğini söylememiz mümkün. Ben bunu biraz şöyle görüyorum. 1945 ile 90 arasındaki Soğuk Savaş döneminde, daha öncesinde de tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurunun iktidarın bir anlamda empoze etmiş olduğu Türk tarih tezi var, bir teori olarak var ve onun üzerinden yürüyen bir politik tartışma, daha doğrusu tarihçilerin bir yerde bunu kabul ederek çalışmalar yapmasını isteyen bir anlayış var. Soğuk Savaş döneminde ise dünyadaki gelişmelere bağlı olarak işte Türkiye'nin de yer almış olduğu bu çerçevedeki durumu, konumu, iç siyasetinin bir yerde bunu etkilediğini düşünüyorum. Şimdi ismini hatırlayamadım. Cangül örnek olsa gerek. Amerika'da bir tez yapmış bununla ilgili. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'deki sosyal bilimlerin zihniyetini ve yapısını irdeliyor. Çok yerinde tespitleri var. Yani pek çoğuna katılmasam da, yani belli bir perspektiften sonra için söylüyorum ama çok yerinde tespitleri var. Siyaset fazlasıyla etkili sosyal bilimler üzerinde. Bugün de öyle. Yani bugün tarihçilerimize konuştuğumuz zaman kime sorsak, ya siyasetçiler çok fazla bizim alanımıza giriyorlar, eleştirileri var ama bu biraz da bizimle ilgili bir şey. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü siyasetin doğası böyle çalışıyor. Siyaset her yere sızmak istiyor. Her yeri biçimlendirmek, yönetmek istiyor. Bizim tarihçilerimizin de, yani yıllar, bugün için demiyorum, yani bundan 20 yıl, 50 yıl evvelindeki durumu itibariyle de buna fazlasıyla teşne olmaları birazcık bu durumu yaratıyor gibime geliyor. Evet. Ben daha çok soru olur diye bekliyorum ama... Ha, buyurun. Evet. Bir soru bulduk diyorsunuz. Buyurun. Ha, çok affedersiniz. Evet. Hocam, ben değinip geçtiğiniz bir şeyi merak ettim de biraz da kendi ilgi alanımla ilgili. Bu peynir ve kutlara örnek verdiniz ya, mikro tarzı falan diye. Ben işte o çalışmaları biraz incelemiştim. Biraz işte büyük kedi katliamı. İşte Fransa'da Leroy Bredouil var, onun çalışmaları ya da Anadolu'da Royal Touch gibi çalışmalar var. Bütün mikro, işte o dönem düşünsel hayatını anlamaya yönelik, yani mikrodan makroya yönelik, makroya doğru çalışmalar var. Ama nedense bu tarihçiler bana hep tekil figürler olarak kalmış ve bu böyle bir akıma dönüşememiş gibi geliyor. Biraz bunu merak ediyorum. Yani sunduğu çok fazla imkan var ama sınırlılıkları da var. Bize hikayeler sunuyor değil mi? Öyle görülebiliyor. Evet, bir de bizi alıp, yani belgelerin sunumundan daha zengin bir anlam dünyasına götürüyor. O anlamda okuduğum bütün çalışmalardan çok keyif aldım. Hı hı. Ama bu bir ekol müdür, yoksa yani ekole dönüşmüş müdür, bunu merak ediyorum. Evet, mikro tarih aslında iki yönde ilerliyor. Birisi bütünüyle tarihsel bağlamdan kendisini koparıp doğrudan doğruya tekil konulara odaklanmış ve onlar üzerinden hikayeler üreten bir tarih var. Bu sözlü tarihte de benzer şekilde kendisini gösteriyor. Yani bütünüyle o tarihsel süreçten kendisini koparıp sadece bir lokal, yani şey, yerel anlamda bir mekan sınırlı içerisinde yürütülen sözlü tarih çalışmaları var. Biraz böyle anıların paylaşımı, işte nostalji kıvamında yürüyor. Bir taraftan da tarihsel süreç içerisinde belli bir bağlama oturtularak yapılmış olan sözlü tarih çalışmaları var. Mikro tarih çalışmaları da biraz böyle gelişiyor. Bunu herhalde postmodernizmin bu ayrıksılık, ayırt edicilik, yani hiçbir şeye bağlı olmaksızın belki en fazla bir bağlam içerisinde kendisini ifade etmeye dönük felsefesinin bir sonucu olarak da okumak mümkündür diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevabı olabildim ama. Buyurun. Turas Aliyeva, sosyoloji doktor öğrencisi. Şöyle bir şey merak ediyorum hocam. Genel olarak... Genel olarak, önce sorumu soracağım, sonra bir ekleme yapacağım psikolojiye.
genel olarak Türkiye'deki histografiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü geçenlerde bir şey okudum, Salcı Nitsin'in de yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki, tüm halklar çamura saplanır ama çamurdan çıkma teşebbüsleri farklıdır. Bazı halklar çamura niye saplandıklarını düşünmeye geçe başlar. Bazı halklar bir an önce çamurdan, aslında ben çamur diyorum ama daha kötü bir ifadeyle söylüyorum. Bazı halklar çamurdan çıkmaya çalışır bir an önce. Ama ruhsal da şunu anlamamıştır ki, bu iki olay aslında çok farklı şeylerdir. Yani o şuna işaret ediyor. Analiz sürecinin çok uzun sürdüğünü, biz hatta geçenlerde eski Sovyet'ten birkaç kalibre oturduk ve onlar da bunu düşündük. Niye hala çıkamadılar? Çünkü hala niye baktıklarını düşünüyorlar çoğu. Mesela bu yaklaşımdan histografik analizleri, Sovyet'in yıkılışının histografik analizlerini çok enteresan buluyorum. Çünkü birkaç yazar yapardım hep, ekonomi, tarihçi. Çünkü birkaç kompleks neden olduğunu kabul ederler. Dış etkeni, sadece dış etkeni demezler mesela. Bu yaklaşıma bakarsak, Türkiye'de böyle kompleks histografik çalışmalar var mı? Veya hangi dönemin bu şekilde kompleks araştırılması sizi tatmin ediyor? Veya eksikse neden? Türkiye'deki tarih yazımı çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunmam afaki olur açıkçası. Çünkü gerçekten tek bir sesliliğin olduğunu söylememiz zor. Hani bölümlerimiz olabildiğince benzer metodolojiyi kullanmakta inat etseler de diğer disiplinlere ilişki koruma konusunda çok istekli olmasalar da böyle bir genelleme yapmamız çok kolay olmaz. Anladım dediğinizi. Mesela bizde de Cumhuriyet'in kurucu iradesi 1930'lu yıllarda ortaya yapmış olduğu Türk tarih teziyle aslında bir yerde bu çamurdan nasıl çıkarızı planladı gibime geliyor. Çünkü alelacele o tezin oluşturulması, sonrasında bunun bir devlet politikası, daha doğrusu bir tarih politikası olarak ortaya konması bunu gösteriyor. Ama bu tezin daha sonraki dönemde de hala bir kesin kabulmüş gibi devam ediyor olması açıkçası anlaşılamaz bu durum. Mesela bunu eleştirebiliriz. Osmanlı tarihçiliğine ilişkin elbette ki çoğu Osmanlı tarihçisi çalışma alanının özgünlüğünden bahsedecektir ve biricikliğinden bahsedecektir. Elbette ki her tarih çalışma alanı böyle bir özellik taşıyabilir. Ama bunu bir dış mihrak ya da dış güçler şeklinde tasavvurla çözmeye çalışan tarihçiler de yok değil. Türkiye'de de benzerlerini görmemiz mümkün. Yani üzgünüm bu kadar cevap verebileceğim buna. Evet, son bir sorumuz herhalde. Buyurun. Ben de aslında projenin sorusuna biraz devam eden bir şey olarak Türkiye'de tarih yazımında, Osmanlı tarih yazımında veya yakın Türkiye tarih yazımında tarihçiliğinde veya başka bir tercümeyle belki tarihçilik daha doğru bir tercüme oluyor tarih yazımı kelimesinden. Metotla ilişkili tartışmalar var mı diye soracağım. Benim aklıma mesela iki basit küçük nokta geliyor. İki örnek yani. Birisi Ömer Tübarkan'ın Sabri Ülgener'e yönelik eleştirisi. Yani kullandığınız bu kaynaklar aslında güvenli kaynaklar değil şeklinde. Çok öngörülebilecek bir eleştiri belki. Biraz rankezi bir yönelim sürdürerek işte divan edebiyatı eserleri, işte halk edebiyatı eserleri nasıl olur da tarihteki bir şeyi anlamamız için, görmemiz için kaynak olur şeklinde bir eleştiri. Bir diğer eleştiri de Rıfat Ebu Ermaç veya gene devamında Gelibolulu Mustafa Ali hakkında morgazik kitabı da olan tarih baktığından çıkmış. Sonra bir iki makale bir şeyler daha var. Yani Gelibolulu Mustafa Ali ve benzeri aslında Bernard Lewis'in Osmanlı çöküşünün Osmanlı gözlemcilerindeki kurduğu çöküş paradigmasını eleştirmek üzere yola çıkıp buradaki ıslahatname yazarlarının aslında bürokratik birer konum işgal edildiğini, dolayısıyla belli bir sınıfsal çıkarla ilgili olmadığını, sonra kendi kariyerlerinde, kendi biyografilerinde işte gözden çıkarıldıkları, gözden düştükleri dönemler var biyografik olarak veya daha muhtemel sayıldıkları padişah tarafından dönemler var. Dolayısıyla o dönemler arasında da farklı yorumlar. Daha mesela işte yazdığına çekildiği zaman başka türlü konuşuyor emeklilik döneminde. İşte gençken, görevdeyken
daha böyle gözdeyken başka türlü konuşuyor gibi eleştiriler de var. Yani o kaynakların içinde, o kaynakları yazan kişinin sınıfsal çıkarı, özden hikayesi, kıskançlıkları, bürokratlar arası kıskançlıklar vesaire, bu tür şeyler de söz konusu ediliyor. Buna benzer tartışmalar, yani kaynakların güvenilirliğine ilişkin veya kullanım şekillerine ilişkin nihayet olarak yöntemsel tartışma diyebiliriz belki bunlara. Başka şeyler var mı veya bu bana birazcık üzerine düşünmesi, çalışılması iyi olabilecek konulardan biri gibi geliyor açıkçası. Bu tarih nasıl yazılıyor, kendi tarihini nasıl yazıyoruz meselesinde. Evet, teşekkür ederim. Hemen aklıma Oktay Özel Hoca'nın işte düğün sancısını getirdi. Kitap olarak yayınlandı. Aslında farklı bir takım makalelerinin değerlenmesiyle ve kısmen katkı sağlanılarak kitap haline getirilmesiyle ortaya çıkmış bir eser. Osmanlı tarihi alanında çalıştığı için Osmanlı tarihi özelinden örnek verdiniz. Tabii Osmanlı tarihi özelinde de diğer genel yani Cumhuriyet tarihinde de açıkçası eser kritikleri bizde pek yok. Kritik yok daha doğrusu. Hani bunu şöyle söylemek istemiyorum. Yani bizde eleştiri yok falan değil yani. Gerçekten tarih çalışmalarının farklı kişiler tarafından okunup değerlendirildiği yazıları bizde bulmak çok zor. Çok nadir bulabilirsiniz bunları. 7 yıl oldu. Türk Tarih Eğitimi Dergisi'ni çıkarıyoruz. Oranın editörlüğünü yürütüyorum. Başlangıçtan itibaren orada bir kitap kritiği, yani review gibi bir şey koymayı düşündük. Ama salonda bulunan arkadaşlardan bazıları da bilir ki her sayıda neredeyse bir arkadaşı görevlendirerek bir kitabın kritiğinin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten yok yani. Yapılmıyor. Birbirimizle uğraşmak şeklinde anlaşılıyor bunlar. Yani siz birisinin ortaya koymuş olduğu eseri okuyup efendim onunla ilgili eleştirilerinizi sunduğunuz zaman bu bir kavga sebebi olabiliyor. Türkiye'de maalesef bunu aşabilmiş değiliz. Yani tarih alanında kritiğin bu kadar az olmasının sebebi o. Sosyoloji alanında durum nedir bilmiyorum açıkçası. Belki daha farklı bir konumda durumdadır. Ama tarih alanında gerçekten böyle. Yani hala ağır abilerimiz var. Yani onların sözleri dışında söz söylenemiyor. Ya da dediğim gibi insanlar birbiriyle uğraşmak şeklinde algılıyorlar bunu. Yoksa bir konuya ilişkin siz de bir takım okumalara sahipsinizdir. İlla o alanda çalışma zorunluluğunuz da yok bana sorarsanız. Çünkü okunsun diye üretilen şeyler okudum. Okuyucu olarak elbette ki benim onun hakkında bir şeyler söyleme hakkım vardır diye düşünüyoruz. Ama tabii bunun üslubunca ve yeri, ne diyelim, akademik bir bakışla kritik etmek, hani o formata uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Bu konuda maalesef çok 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 ciddi eksikliğimiz var. Hatta şimdi Tarih Yazımı isminde bir dergi çıkaracağız. Kısmetse Haziran ayında ilk sayısını yayınlayacağız. Orada da böyle bir bölüm olsun istedik ama hala çok şüpheliyiz yani. Gerçekten birilerine ihale ederek de bu yazıların gelmesini sağlamak akıllıca değil. Hoş bizim yaptığımız işte çok akıllıca sayılmaz ama. Evet. Sorunuz var mı? Buyurun. Sizin bölümün dışında bir bölümdeyim. Şehir ve bölge planlamadayım. Ek olarak diyebilirim ki acaba hani kritiği vermemenizin sebebi şey midir? Konstruktif değil diyorlar kritikler. Çok birbirine saldırı olarak algılandığı için mi acaba? Türkiye'nin tam anlamıyla öyle algılanıyor. Hayır, yapılan kritiklerin bazıları da aslında biraz daha saldırı anlamında, genel anlamda diyorum. Tabii üslup da çok önemli dediğiniz gibi ona. Akademik üslup çok önemli ve akademik eleştiri çok önemli. Onu da acaba aşabilmiş miyiz? Yani ben dışarıdan gözlemlediğim kadarını söylüyorum. O yüzden mi acaba diyorum eleştiri bakışımız yok? Yani örneklerimiz iyi olmadığı için mi diyorsunuz? Esasında hayır, saldırı olarak yapıcı eleştiri yani yok. Konstruktif yapıcı eleştiri yok bize bence. Aa, ben yapıcı yıkıcı eleştiri şey ayrımına çok katılmıyorum izninizle. Eleştiri gerçekten
neyse mesela onun üzerinde yürütülen bir şeydir. Bu iyileştiricidir aslında. Üslubu bakımından bir sorun yoksa yol gösterici de olabilir. Yani yapıcıdan... Evet. Acaba yapıcı, çok yapıcı şeyden bakmadığımızdan mı oku oku var bizde diyorum. Bizde yapıcı biraz da şöyle algılıyor. Mesela kitap incelemesi 40'ı istediğiniz zaman kitap tanıtımı geliyor. Yani tanıtalım, övelim işte, coşalım falan. O kadar da öldürmeyelim yani. Düşüncesini ve tarihçiliğini ya da sosyolojisini evet. Değil yani. Arkadaşımızın söylediği gibi çok ciddi biçimde Türkiye'nin toplamda bütünsel olarak kendisini üretememenin getirdiği sorunlarımız var. Bütünü üretemeyince parçaların sürekli bir gerilim var. Ve aktörlerde sürekli birbirini öldüresiye yani verimli bir biçimde meseleyi anlama, ortaya koyma, çıkarma, yeniden üretme ilişkin değil de karşı tarafı tasfiye ediyor. O zaman eleştiri olmaktan çıkıyor, yıkıcı bir şeye dönüşüyor. Arkadaşımız işaret ettiği sanki ben öyle anladım biraz yani. Belki ifadede çok şey konstruktif derken hani her şeyde yapıcı eleştirimiz yok. Yani başka bir tamamen başka bir ekolden ve başka bir şeyden de gelebiliriz. Düşüncemiz de olabilir. Onu çok da böyle acaba o kaygıdan dolayı mı eleştiri getirmeyi de istemiyorum. Galiba iyi örnekler az olduğu için çok o konuya girmek istemiyoruz. Teşekkür ederim. Orada bir soru var. Buyurun. Tarih bölümü. Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. İsim kabul ettim ama bir doktor öğrencisi olarak, tarihi çağ doktor öğrencisi olarak aslında sizin bu anlattıklarınızı tabii lisans döneminde böyle ders almadık ama kendi okumalarımızdan biraz devam ettirerek öğrenmeye çalıştık diyelim. Ancak doktora tezini yazarken işte Osmanlı arşivinden belgeleri toplayıp sonra ben şimdi yazma sürecine girdim diyelim. Benim için sizin anlattıklarınızın bir yani böyle bir rehber hayır şöyle rehber gibi bir açayım işte tamam burada nasıl bir tavır takınacağım değil de çok doğal bir süreç olduğunu hissediyorum. Çünkü ben imparatorluğu nasıl tanımlayacağım? İşte Tuna donanması çalışıyorum. Dolayısıyla sınırdaki askerin hissiyatı neydi? Riaya ile İmparatorluk nasıl birbirini tanımlıyordu, ölçüyordu? Aralarındaki ilişki, emir ve emir uygulama arasındaki ilişki nasıldı? Gibi bazı sorularım var ve bu sorulara cevap vermek de istiyorum. Ama biraz önce belgelere çok fazla tarihçiler kapılabiliyor dediniz. Çok doğru ama neticede Osmanlı İmparatorluğu'nun bize bıraktığı arşivin malzemesi çok yani mali ve askeri bir malzeme. Dolayısıyla oradaki işte bir atıyorum Eflak Voyvodası'nın bile bir hissiyatını göremiyoruz. İşte bir yani kale dizdarının hissiyatını göremiyoruz. Küreye gönderilen reayanın, gayrimüslim reayanın hissiyatını göremiyoruz. Dolayısıyla olabildiğince çok yani tek katmanlı demek istemiyorum ama İmparatorluğu nasıl tanımlayacağımızı çok ince ince noktalardan çekip bulmak zorundayız. Bu en azından doktora seviyesinde kolay bir şey değil. Yani bir tarihçi olarak bütün bunlara, yani sizin sunumunuza ve tarih felsefesi bakış açısından bakmak, tarih yazımını daha iyi üretmek anlamındaki fikirlere katılıyorum. Ama doktora sürecinde çok kolay olduğunu düşünmüyorum. İşler işte böyle yürümüyor diyorsunuz. Bence öyle. Doğru. Yani bize tabii alışkanlıklar var. Yani doktora da tarih, yeni çağ tarihinde nasıl çalışılır? Bununla ilgili alışkanlıklarımız var. Şimdi bu alışkanlıkların dışına çıkmaya çalışsak da nihayetinde yapmak zorunluluğu hissettiğimiz bir takım işler var. O birincisi. Çok iyi anlıyorum sizi. Elbette ki şöyle bir şey söylemiyorum. Ya, bu belge dediğiniz de nedir? Ya, kardeşim bırakalım bu işleri falan değil. Elbette ki belge bize biz geçmişe ilişkin veri toplayacaksak eğer en verimli veriyi belgelerden toplarız, başka nereden toplayacağız hani. Ama sadece ona sınırlamak anlamında da söylemiyorum bunu. Bu konuda da hemfikiriz. Galiba bizim tarihçiliğimiz çok belge kullanarak onları az işleme ve yorumlama durumundan dolayı birazcık kaybediyor. Yani
şöyle eleştiriler oluyor. Amerikalı ya da dünyanın başka bir ülkesinde yaşayan, Osmanlı tarihi çalışan adam 3 tane belgeyi görmüş, bilmem ne yazmış falan yani. Bu eleştiri konusu olabiliyor. 3 belgeyle bu çıkar mı falan. Ama o 3 belgeyi öylesine analiz etmiş ki, öylesine derinlemesine katman katman ayırarak çözümlemiş ve oradan öylesine anlamlar üretmiş ki yapılan iş çok değerli görülüyor. Çünkü tarihçilik bir yorum ve verilerden, yani belgelerden anlam üretme işi. Bunu tabii ki belli metodolojik bakışlar ve çerçevede yapmak gerekiyor. Ancak işin özü bu. Ne kadar çok anlam üretirseniz o kadar çok verimli bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani aşırı yorumdan bahsetmiyorum burada. Yani elbette ki ona dikkat ederek bağlamsal ve tarihsel anlamda bir yorumdan bahsediyorum. Bizde işte bir ara defteroloji çalışmaları işte çok eleştirildi biliyorsunuz. Yani. Bana sorarsan Türkiye'de yapılmış olan tarihçilik çalışmaların hepsi çok kıymetli. Yani onlarla ilgili değersizliklerine ilişkin bir şey söyleme hakkına ve haddine sahip değilim. Ancak dünyadaki tarihçiliğin gidişatı karşısında Türkiye'deki tarihçilik ne yapıyor, neyi nasıl yapmayı planlıyor? Biraz bu konuda öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, herhalde hocam sınırımızı zorladık gibi süremizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.